etmez. وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. Sizin bu ibadet ettiğiniz putlar var ya, ben ibadet edecek değilim burada diyor. Ki Allah Resulü tevhid daveti yaparken hani innahum kanu iza qila lahum, Allah Resulü onlara tek ilaha gelin, ondan başkasını ibadet etmeyin. Sizi yaratan odur, yaşatan odur, rızık veren odur, koruyan odur, halkeden odur. Ondan başkasına ibadet etmeyin dediği zaman ya Muhammed kibirleniyorlardı. Hatta amcası, öz amcası diyor ki arkasından la tusaddiku, bu yalancıdır ha Ebu Leheb Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, bu yalancıdır diyor. O açıdan amca önemli değil, dayı önemli değil. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, şemsiyesi altında olanlar hepsi kardeştir. Öz amcan bile İslam'ı reddediyorsa o senin amcan değildir. Niçin? Çünkü Nuh Aleyhisselam'ın oğlu bile nedir? İnnehu leyse min ehlik diyor Rabbim Tebareke ve Teala. Dolayısıyla burada öz amcası burada ona beddua etti ve tevhid davetini reddetti ve hasire dünya vel ahira, hem dünyayı hem ahireti kaybetti Ebu Leheb. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ. Dikkat edin. Bu ayet iki kere burada zikrediliyor. Ve bu ayet özel kişiler hakkında inmiştir. Allah Celle Celaluhu bunların hiç iman etmeyeceği bildiği kişilerdir. Ve bunlardan biri Ebu Cehil, diğeri Utbe bin Rabi'a, Ümeyye bin Halef, Ümeyye bin Halef ve Nadr bin Harith hakkında bu inmiştir. Ve bunlar Bedir Savaşı'nda geberdiler ve cehennemi boyladılar. Evet. Lekum dinukum veliye din. Baktı böyle yani kabul etmiyorlar, reddediyorlar. Yani demedi onlara. Ya madem ki ben sizi davet ettim, canınız cehenneme mi dedim? Yok demedi. Dedi lekum dinukum veliye din. Yani yüce Allah Celle Celaluhun rububiyeti, uluhiyeti, isim ve sıfatları, tevhidi olan bir din benimdir. Sizin o ortak koştunuz Lat, Menat, Uzza sizin olsun sallallahu aleyhi ve sellem onlara buyurdu. Ve burada anlaşılan kardeşlerim çok önemli bir şey var. Nedir biliyor musunuz? İbadetin makbul olabilmesi için iki şart var. Birisi nedir? Birisi ihlas, diğeri ittiba. İhlas, ibadetin Allah rızası için olacak. Ben bir yerde bir camide böyle girdim, bir yerdeydim. Ya amca böyle Kur'an-ı Kerim okuyordu normal, ama ben girdikten sonra inan sesini öyle bir güzelleştirdi. Yasin. Ya ne oldu ya? Eşterlak yani her inşallah niye? Ne oldu? Yani desinler için mi yani? İşte Allah bunu kabul etmez. Kuyan okuyan ne yani? Ben desem de ne olur, demesem de ne olur? Rıfat Hoca ne güzel hutbe veriyor, deseler de ne olur, demesem de ne olur? İhlas olacak, ihlas. Ve ihlas olduktan sonra aynı zamanda o ibadet ittiba, sünnete uygun olacak. Sünnete uygun olmayan bir ibadet, ibadet değildir, dalalettir. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Men amile amelen leyse aleyhi amruna fahuve radd. Ve fi rivayetin bil Bukhari, men ehdese fi amrina hâze ma leyse minhu fahuve radd. Her kim bir amel yapar, o amel Kur'an ve sünnete uygun değilse, o makbul değildir. Aynı şekilde Bukhari'de geçen bir rivayet vardır. Dolayısıyla ihlas, ibadetimiz ihlaslı olacak ve Allah'ın emretmiş olduğu şekilde kulluğumuz yapacağız. Önümüzdeki hafta inşallah Kevser suresini alacağız ve iki hutbeye bölmüş olacağız. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ve barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا رب العالمين اللهم تقبل عبادتنا يا الله تقبل دعاءنا يا الله تقبل دعاءنا يا الله وارحم أمهاتنا وآباء أنا وجميع أموات المسلمين يا رب العالمين ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم جناه لارمز رحمة لأف إلى يا شيء لارمز هير لار إحسان إلى صن نفس مزد لا إله إلا الله محمد رسول الله سيد من نصيب إلى يا رب
Rabbi. Ya Rabbi, Rab sensin, ilah sensin, mabud sensin. Senden başka Rabbimiz yoktur ey Allah'ım. Ne olur ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. İbadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. İbadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Ve bizleri Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme komşu eyle. Komşu eyle. Komşu eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. بسم الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Şüphesiz Allah iyiliği, adaleti, akrabaları yardım etmeyi emreder. Fuhşu, münkeratı, azgınlığı yasaklar. O düşünüp tutasız diye sizlere öğüt veriyor. Ve akimus salat.